Arkadaşlar merhaba. Bugün Hollanda'da bir yarış var. Fakat arabanın motor berbat durumda. Bu 2019'da Monaco'da başıma gelen inşallah başıma gelmez ama motor sayısı çok az. Daha önde 20 taneye yakın yarış var. Bu yüzden motor değiştiremedim. The fence starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Azim, Vettel, Charles Leclerc, and Stroll, Sainz, Perez. Motorda fazla zorlama imkanı yok. Zaten motorun gücü de çok düşük. Bundan evvel Çin'de bir yarış vardı. Çin'deki yarışa katıldım. Orada Bottas'ı ancak 12. turda geçebildim. 14 turluk bir yarıştı. Ben gerçekten çok zorlandı. Şimdi arabayı o kadar da zorlama şansım yok. Çünkü motor her an aradan çıkabilir. O yüzden ne yapabileceğimize bakacağız. İnşallah iyi bir yarış olur da. İnşallah iyi bir yarış olurdan önce inşallah motor aradan çıkmaz. Allah 18 turmuş bir de yarış ya. Bu daha kötü oldu şimdi. Bu pist bir tuhaf bir pist. Yanlara doğru eğimli. Virajların büyük bir kısmı da tepe üstlerinde kalıyor. Virajları görmeden viraja girmek zorunda kalıyorsunuz. Oldukça zor bir pist. Dün Çin'deki yarışı yapmıştım. Orada ayaklarımı biraz terbiye etmem gerektiğini anladım. Çünkü gaz pedalına çok hafif fazla dokundunuz mu araba kayıveriyor hemen. Burada da aynı sorun var. Oldukça zor bir pist. Bakalım ne olacak. Şimdi bu gaz pedalı ayarından dolayı, yani daha doğrusu gaz pedalına basarken ayaklarımı ayarlayamadığım için oldukça sıkıntı çektim virajlarda. Gaza hafifçe fazla dokunduğumu, arabanın hemen kaymaya başladığını hissediyorsunuz. O da yarışın bütün gidişatını etkiliyor. Çünkü çok küçük zaman kayıpları bile bu yarışta çok fazla şey demek. Yani arada 1,5-2 saniyelik bir zaman farkı oluyor arkanızdaki adamla. Bu çok uzun bir zaman değil. Bunu bir virajda, iki virajda kaybedebilirsiniz ufacık bir şeyle. Yarışın hemen arkasından TV kamerasıyla olan görüntüleri de ekleyeceğim. Oradan da bakmak isterseniz ona da bakabilirsiniz. Piste alışamadım. Biraz tuhaf bir pist. Dediğim gibi insan bir fanusun kenarlarında yarışıyormuş gibi hissediyor çoğu yerde. Yol bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor. Aracı da geliştiremedim. Bir puan gibi bir şey gerekiyor. O olursa ancak aracı geliştirebiliyorsunuz ama o da dirhem dirhem geliyor. Böyle
dediğim gibi %50 seviyesinde oynuyorum ben bu oyunu. Eğer bunu %70, %80 falan yapsaydım herhalde Hamilton var arkada, Hamilton mu? Şimdiye çok daha sollamış olurdu bizi. Çünkü araba düz yolda hiç gitmiyor. Fakat oyuna ilk başladığım zamanlara göre oldukça ilerleme kaydettim sayılır, çünkü daha önce virajlarda araba bu kadar kontrollü durmuyordu altında. Şimdi gene nispeten iyiyim. Daha da iyi olacağız inşallah. Şu pistleri biraz tanıyabilseydim, şimdi pistlerin çoğunda yarışmadığım için. Bu kılavuz çizgisi midir nedir, bu yolların ortasında şu çizgiler oldukça işe yarıyor, çünkü virajlara nasıl gireceğiniz, ne zaman gireceğinizle ilgili fikir veriyor. Benim için viraja nasıl gireceğim değil de virajın yeri çok önemli, çünkü yol hafızam çok kötü, pisti ezberlemek oldukça güç benim için. Pisti ezberleyemezseniz virajlar tabi oldukça zorluyor insanı o zaman. Azrail gibi geliyor arkadan vallahi. Accumulating some wear on the MGUK. To manage this, we need to lower our ERS deployment mode. Vallahi ne dediğini anlamıyorum. Ne dediğini anlamıyorum ama o problemin farkındayım yani. On dört tur olsaydı motor gene bir şekilde idare edebilirdik de fazladan 4 tur daha var. Şimdi bu ERS mi ESR mi ne karına arası, onu kullanma şansı oldukça düştü benim için. Motoru ne kadar az zorlarsam o kadar iyi. Tam yarışın sonunda yolda kalmak hiç hoş olmaz. F1 2019'da da Monaco'da başıma geldiydi. Tabi o zaman daha motorun durumuna falan nereden bakacağımı bilmediğim için yarışa öyle girdim. Yarışın tam orta yerinde yolda kala kaldıydı araba. Şimdi bir şeyler öğrendik. Gerçi hala her şeyi biliyor sayılmam ama oyunun Türkçe olmaması çok kötü. İngilizce olunca birçok şeyi anlamıyorsunuz. Oyunun ayarlarını bile yapamıyorum. Mesela her piste göre farklı farklı ayarları var bunun. Yani öyle ayarlar yapılıyor. Fakat neyin ne işe yaradığını tam olarak bilmediğim için öyle ayrıntılı ayar yapma şansı yok. O standart ayarları kullanıyorum.
Rush now. We're boxing this lap. We're leading our teammate by 26.5 seconds. Ne yapsak, boksa girince motoru da değiştirivereceğiniz mi? Limits on the MGU-H. The power unit is going to be more prone to overheating. Hazır olun, geldim. Oyalamayın, hemen bitirin işi. Bu sarı lastikleri kırmızı lastiklerden daha çok seviyorum. Kırmızılar daha yumuşak, daha fazla yol tutuyorlar ama herhalde bu turda birinciliğe çıkarız. Ondan sonra birinciliği elde nasıl tutacağız ona bakarız. Takım arkadaşı olarak piyasanın en ucuz adamını aldım. Bakalım adam edebilecek miyiz? Simülasyonu kurduk. Fitness odasını da kurduk. Arabaya yatırım yapmadık, ikinci adama yatırım yaptık. Bakalım ne olacak. Alright, we're seeing a loss of power from the turbo charger now. Loss of power on the turbo. İçinde Bottas vardı. Bottas'la uğraşacağım. Bunda da Hamilton var. Okay, there's a fair amount of wear to the engine now. Just be aware, we're keeping an eye on it.
to teammate behind is 39.3 seconds. Ha? Mercedesler iyi arabalar ya. Oğlum valla sık dişini biraz, sana yepyeni jillok gibi bir motor takacağım bu yarıştan sonra, yemin ederim bak. Hani rüşvet olarak kabul etme de. Yani bir söz bu. Sıralama turlarından önce 3 tane deneme yarışı vardı. Onlara bile birer ikişer turla geçmek zorunda kaldım. Çünkü motoru orada bırakabilirdik. Ve bu sezon 24 yarış mıydı? Neydi bu şeye başlarken? Tam emin değilim de herhalde 24 yarıştı. Daha 5. yarışta motor aradan çıktı. Kaldı 3 tane motor. Birkaç sefer pit cezası alacağız gibi görünüyor. Tabi bu yarışı sağlam bitirirsek. Orayı kapatıyor vallahi. Biraz sana takviye yapıyorum ama kusura bakma. Gözünü seveyim, idare et. Biraz arayı açalım, ondan sonra serbest bırakacağım seni. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Ya vallahi Azrail gibi geliyor ya. Allah'tan bu %50'deki yapay zeka virajlardan çıkarken çok hızlı değil de oradan yırtıyoruz yani.
Fakat bir yanlış yaparsak tık diye gelir valla. Böyle stres altında yarışmak da zor. Ama senin arkanda bir canavar gibi takip ettikçe potansiyel panik riski. Biraz daha dişini sık olacak gibi bu iş. Evet arkadaşlar, iki tur kaldı. Canımız çıkmadan da tamamlayabilirsek tuhaf pistte birinci gelebileceğiz. Evet, final lap. Hadi bakalım final lap. Vallahi şimdiye kadar çok iyi iş çıkarttın. Bir dakika daha dişini sıkarsan bu iş olacak. Ondan sonra sözün söz, yepyeni motor takacağım sana. Söz. Hadi ya. Vallahi oldu gibi. Vallahi bitti ya. Çizgiye gelmeden iflas etmiş motor. İyi. Bu güzel oldu. Hak ettiniz lan, tokalarsın. So Anthony, what made the difference out there today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. Yarıştan sonra bu sahneler bayağı güzel oluyor. Exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Evet arkadaşlar, bu da dışarıdan görünüm
TV görünümü diyorlar artık, neyse bu. Fakat bu yarışı bu şekilde izlemek daha keyifli geliyor bana da. En azından arabaların neler yaptığını görüyorsunuz. Arabanın arkasından duman mı çıkıyor? Vallahi araba rüşveti alınca mucizeyi gerçekleştirdi yani ha. Şaka maka bir yana da vallahi bu yarışı çıkartması gerçekten mucize arabanın. Ama en azından bir yarış kar ettik. Evet arkadaşlar, bu yarış böyle gidecek. Fazla uzatmaya gerek yok. Nasılsa yarışın sonucu belli.
Size iyi günler, iyi eğlenceler, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.